abi ya bak. İyi vuruştu. Teşekkürler. İşte böyle Ekrem Bey. Bu sene kazino 2 milyon dolarlık ek yatırımla açtık. Ancak oteli ve kazinoyu daha da büyütmeyi düşünüyorum. Bu sebeple de aslında sizin gibi bir iş ortağı arıyorum. Top Sebo. Vallahi biz de uzun zamandan beri otel ve turizm işine girmeyi düşünüyorduk. Tanışmamız iyi oldu. Sizin bu kasino ayda ne kadar kazanç getiriyor? Vallahi o değişiyor. Sezonda hafta oluyor 3, hafta oluyor 5 milyon dolar. 5 milyon mu? Öyleyse hafta sonu finans danışmanlarımla birlikte otelinize gelmek istiyorum. Bir görelim bakalım şu kasinoyu. Tabii beklerim. Misafirim olun. Oo, daldık oyuna. Ben artık müsaadenizle ayrılayım. Rica ederiz, müsaade sizin. Al oğlum. Aslanım. Tanıştığımıza çok memnun oldum gerçekten. Ben de Faruk Bey. Hafta sonu muhakkak eşinizi de bekliyorum. Tabii, beraber geliriz. Allah'a ısmarladık. İyi yolculuklar. Şerefsiz. Kendini bir boks sanıyor. Resmen yanımızdaki karıya asıldı. Güle güle. Bence çok tatlı birisi. Ağzını patlatmayayım. Neredeyse içine düşecektin herifin. Var canım. Çok kibar bir adam diye diyorum ben. Neyse. Zuka'yı yuttu. Uyanamadı keriz. O zaman hemen akalım Kıbrıs'a kasayı patlatıp gelelim abi. Ne demek lan akalım patlatalım. Kolay mı Kıbrıs'ta kasa patlatmak? Vazgeçiyor muyuz yani? Vazgeçmeyeceğiz dingil. Yalnız bu işi tek başımıza halledemeyiz. Nerede bizim şu Daltonlar? Daltonlar kim abi? Maskeli beşler diye gazetelere çıkan ufakçılar. He, sen bizim çocukları diyorsun. Evet. Olur, iyi çocuklardır. Seni de severler, sayarlar yani. Konuş bakalım bir onlarla. Hatta çağır gelsinler. Olur onlarla bu iş. Olur, olur. Hem de güzel olur. Çılgın gençler, enerjik kızlar. Bizimle çalışmaya hazır mısınız? En az lise mezunu, partime, İngilizce bilen, rotviller, köpek bakıcısı aranıyor. Rotviller, partime. Selamun aleyküm abiler, afiyet olsun. Oho, Sebo, ne diyorsun ya? Gelsene. Ne haber baba? Ne yapıyorsunuz bakalım? İyidir Sebo, sen nasılsın? Ne olsun be birader, koşturmaca işte. Hayırdır lan Sebo, ne işin var burada? Yok bir şey be abi. Çocuklara sizi sordum. Tatilde dediler, biliyor musun? Ben de dedim, ulan bunlar Antalya'ya falan gitti herhalde. Yok be abi, ne Antalya'sı ya? Aşiyan Emirgan'dalar dediler. Ben de aklım geldim. Özledim lan sizi. İyi yaptın canım kardeşim. Mide durumları nasıl? Ciğer ye. Eyvallah baba, yaptım ben o işi be. Ama bir kolanızı içerim. Sebo, ne ayak? Arabalar falan, şekilleri ya. Hamdolsun be anam, ne olsun. Yani biliyorsun biz de son zamanlarda Rocky Selim'le takılıyoruz ya. Neyse agalar, mevzuya gelelim. Rocky Selim sizi çağırdı. Rocky Selim bizi mi çağırdı? Hayırdır inşallah? Vallahi bilmiyorum, iş konuşacak herhalde. Çocuklara söyle, bir bana gelsinler dedi. Ulan Tezcan, iş arıyordun, iş ayağına kadar geldi. Kalbin çok temizmiş ulan. Hem de Rocky Selim'den, efsaneden teklif geldi oğlum. Öğlen iki gibi orada olursunuz, tamam mı? Ben de orada olacağım zaten, görüşürüz. Abi anladığım kadarıyla bayağı bir tersolar. Almışlar bir karavan, öyle kaplumbağa hesabı, takılıyorlar Emirgan'da. Salak herifler.
Hadi gelsene izleyelim, siz çok güzel. Hayatım görmüyor musun? İş konuşuyoruz, toplantı halindeyiz. Ne yüzmesi ya? Gelmezsen gelme. Ben de kendim yüzerim. Bu karı da devamlı sevişelim istiyor. Uşaklar, burası. Buyurun. İyi günler ablacığım. Biz Deniz Selim abiyle görüşecektik. Kendisinin haberi var. İçeri buyurun. İçeri. Bekleyin lütfen, ben Selim Bey'e haber vereyim. Isırır mı ısırır? Ne erleyeceğim oğlum? Zaten suyun içinde. Baksana lan aç. Dolanıp duruyor hayvan. Gel küçük 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 küçük. Gel. Ana! Ne oldu lan bu hayvana? Şşş! Yazık lan. Karnı doyunca aha, bak uyudu hayvan. Abi, galiba öldü bu. Öldü mü? Lan Tezcan, ne eşek herifsin. Elleme dedik sana lan. Buyurun, Selim Bey sizi bekliyor. Buyurun, Selim Bey bizi bekliyor. Hadi bakalım. Lütfen galoş takın. Efendim? Lütfen galoş takın ve beni takip edin. Ne dedi lan bu? Galoş takın dedi abi. Bu ne? Ben biliyorum. Ha işte galoş. Al. Versene bir tane. Oğlum ne duruyorsunuz orada? Geçsenize şöyle. Merhaba işte. Abi, hürmetler. Hoş geldin. Hoş geldin. Saygılar. Hoş geldin. Oturun oğlum, oturun. Nasılsınız çocuklar? Nasıl olsun abi işte, Allah'a şükür. Koşturmaca. Hemen konuya gireceğim. Sizi buraya niçin çağırdım? Niye çağırdın abi? Son zamanlarda çok düşündüm çocuklar. Ve artık emekli olmaya karar verdim. Ama şanımıza yakışır bir şekilde bir jübile yapalım diye düşünüyorum açıkçası. Hayırlısı abi. Anlayacağınız, uzun zamandır bir iş üzerindeyim. Artık aksiyon zamanı geldi. Abi, sorması ayıp. İş ne acaba? Büyük bir iş. Aslında proje de diyebiliriz. Daha doğrusu bir konsept. Kasino soyacağız. Okey abi. İşin içinde kontes varsa kabul ediyoruz biz. Selim abi. Öncelikle bizi düşündüğün için teşekkür ederiz. Biz yeterince ses getiren işler yaptık evvelallah. Bundan sonra böyle fazla ekolu işler yapmak istemiyoruz. Ayrıca garibanın yetimin hakkını yemek de bize biraz ters geliyor. Allah kısmet ederse seneye de bir umre niyetimiz var. Evet abi. Ne garibanı, ne yetimi be oğlum. Asıl onlar garibanın, yetimin hakkını yiyorlar. Bizimki Robin Hood hesabı. Al zenginden, ver fakire. Bir anlamda hayır işi de diyebiliriz. Doğru söylüyor abi, hayır işi. Lan oğlum, en az 10 milyon dolardan bahsediyoruz. 10 mu? 10 milyon dolar. Parayı saymanız bir sene sürer. Yarı yarıya da kırışırız. 50-50 hesabı. Ayrıca bütün masraflar da bana ait. Hadi. Şöyle bir de façanızı dizerim. Hem tatil hem iş. Ondan sonra da hep beraber umreye gideriz anasını satayım.
Evet. Ne diyorsunuz? Peki. Kabul abi. Aferin size. Bu işi nerede bitireceğiz? Yani mevkii neresi? Kıbrıs'ta. Yani yavru vatan Kıbrıs'ta. Tanıştırayım. Mali danışmanım... Tekin Güvenoğlu ben. Memnun oldum. Muhasebe müdürüm Profesör Talip Parasayar. Memnun oldum. Ben de. Mali müşavirim Tahsin Unak tabi. Memnun oldum. Güvenlik müdürüm Salih Bey. Memnun oldum. Ben de Kamil Balyer, çok memnun oldum şahsen. Ben de Kamil Bey. Okey. Beyler, isterseniz bir havuz başına geçelim. Özellikle sizi tanıştırmak istediğim birisi var. Buyurun. Buyurun. Allah Allah. Vay be, harbiden güzel manitaymış. Gerçekten güzel kızmış be. Allah sahibine bağışlasın. Havuz derin midir acaba? İşte tam evleneceğim kadın. Heh, işte geldi. Tanıştırayım. Halk ilişkileri uzmanım Bilge Hanım. Beyefendi de yeni yatırım ortağımız Ekrem Dürüstoğlu. Memnun oldum Ekrem Bey. İsminizi çok duymuştum. Ben de memnun oldum. Bilge Hanım, değil mi? Bilge Hanım, Ekrem Bey ve ekibi bu hafta sonu misafirimizdir. Bilhassa misafirlerimizle özellikle senin ilgilenmeni istiyorum. Tabii şeref duyarım. Ekrem Bey, herhangi bir isteğiniz olursa hiç çekinmeden direkt beni arayın. Oldu o zaman. Müsaade ederseniz biz odamıza çekilelim. Ne de olsa yol yorgunluğu. Daha sonra görüşürüz. Aha bu. Gel. Hadi biz. Senin gibi makinenim ben. Ya Kamil, ha bu bir tane daha at da. Hadi biz. Kart. 17. 20. İyi akşamlar Selim Bey. Pardon, Ekrem Bey'di değil mi? Hayırdır? Oyun mu oynuyorsunuz yoksa keşif mi yapıyorsunuz? Ne keşifi canım? Sadece şansımızı deniyoruz. Ver kızım. Delirttin ha, delirttin adam ha. Ulan çok asilme buna, çok asilme. Vermiyor abi, bu makine vermez. Biliyordum. Bu makine verecek diye bakasına. Çocuğumuzda kazandık ya. Bakıyorum görmeyeli iş adamı olmuşsunuz. Evet canım, iş adamı oldum. Beğenemedin mi? Mesleği değiştirince ismi de değiştirmişsiniz bakıyorum. Buraya uzman ekibimle yatırım ve tatil yapmaya geldik. Hangi isimle geldiğim de seni hiç ilgilendirmez. Seni tanımasam bu söylediklerinden etkilenirdim ama seni çok iyi tanıyorum Ekrem Bey. Selim abi. Ekrem Bey, evladım. Okey. Biz parayı bulduk. Çekin. Ya abi, boşu boşuna başımızı belaya sokmaya gerek yok. Hemen uzayalım. Namusumuzu da kazandık Selim abi. Ekrem abi. Uzman ekip dediğim bunlar mı? Sana her anlamda bol şans diliyorum Ekrem Bey. Jetonları ne yapacağız abi? Yürüyün lan gerizekalılar. Abi jetonlar? Yürü. $2,500. Görüşürüz. Okay.
Bol şans. Dört yukarı. Bol şans Tezcan, Tekin Bey. Teşekkür ederim. Yenge de yani bak etrafta acayip acayip hareketler yapıyorsun, olmuyor. Selim abinin kulağına gider, ikimizi de deri deri gömer vallahi. Gömsün, ben seninle canlı canlı gömülmeye razıyım. Yengeciğim sen razısın da ben razı değilim ki, Allah Allah. Rest. Gördün. Neyiniz var? Üç as. Dört kız. Dört kız. Dört kız. Allah bağışlasın. Ya yenge ne yapıyorsun? Allah'ını seversen çek şu elini ayağını ya. Aa, çekmiyorum, ne olacak? Çekmiyorum. Ya yapma Allah'ını seversen ya. Ne işten aldık başımızı arkadaş ya. Bak ya. Ne oluyor lan? Anam avradım olsun yıkarım burayı. Hil yaptınız lan. Arabamın parasını aldınız benden. Veri paramı geri. Lan bu bizim taksici değil mi? Kralınız yazdı lan. Taksim yedim ben burada. Hil yaptınız lan hile. Çekil, verin lan paramı geri. Alın bunları. Sikil lan. Dek de dek. Bir saniye. Bir dakika. Lan taksici ne yapıyorsun lan sen burada? Tezcan abi. Faça yapmışsınız nefis. Ulan bırak şimdi façayı maçayı da aşağı. Abiler kusura bakmayın, arkadaş yabancı değil. Bir tatsızlık oldu, hepinizden özür dileriz. Yürü bakalım, yürü. Bol şans, görüşmek üzere. Yürü. Abi, yürü, yürü. Oğlum tamam yeter, ağlama. Yaparız sana bir sarı araba. Ay. Lan iki saattir içimizi bayılttın be. Ağlamıyorum ben, tamam. Konu para değil. Ben o masada yalnızca parayı değil, kişiliği bile kaybettim. Ya onu da buluruz oğlum. Hatırlat da şunun kişiliğini bulalım ya. Ha düşüyor be, gene düşüyor bu. Tavsiye işte abi, sen düştün. Ben biliyorum abi. Ben eşekim. Onu bilirim da kişiliğini ne edecek onu bilmiyorum. Gerçekten özür diliyorum Faruk Bey. Dediğim gibi danışmanımın eski şoförü. Tabii yabancı değil yani. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar dilerim. Tamam ulan hallettim. Aşağı inip muhasebeden paranı al. Bir daha da görmeyeyim seni bu alemde. Ya Allah'ım, dayıma bak, öpeyim dayım beni. Çek lan elini, yavşak herif. Bilge Hanım, anlat bakalım şu güvenlik duvarını. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu otelin kasinosu en son teknoloji güvenlik sistemleriyle korunmakta. Yani bu kasinoya kimse soyamaz. Kasinodaki hasılatın ilk aktarımı gece yarısından 2 saat sonra, yani gece 02.30'da yapılmakta. Ben operasyon için en uygun saatin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yorgun olmayan müşteriler en çok parayı bu saatte bırakırlar. Birinci aşama kameralar. Kasinonun anlık görüntüleri güvenlik kameraları tarafından 24 saat 3000 terabaytlık bir hard diske kaydedilmekte. Kısacası salonda uçan sineklerin bile özel hayatı kayda alınmakta. İkinci aşama, iç güvenlik kapısı. Bu kapı titanyum çelik alaşımlı bir malzemeden üretilmiştir. Klasik anahtar kilit sistemiyle açılan bu kapının anahtarı bir tek Faruk Bey'in odasındaki özel kasada bulunmakta. Peki bu kasanın anahtarını nasıl alacağız? Bırakın da o kadarı bana kalsın. Herkesin bir uzmanlık alanı var. Son aşama, kasa bölümü. Kasa 50 santim kalınlığında bir çelikten yapıldı. Bu bölüm en zor aşama çünkü kasanın kapısı sadece Faruk Bey'in yüz tanımlama sistemiyle açılmakta. Dolayısıyla işimiz çok zor. Selim abi, isterseniz biz bavulları toplayalım abi, ne dersin? Yok. Daha çok erken. Unutmayın ki bana yakışan bir final olmalı çocuklar. Bence siz hemen bir para sayma makinesi alın. Yoksa o kadar parayı elle saymak çok zor olacak. Lan oğlum Sebo, nerede kaldın sabahtan beri? Anca be abi, öyle bir liste yapmışsınız ki dinamitler, telsizler falan. Ya bunları ayarlamak için adadaki bütün gayrimeşru adamlarla tanışmak zorunda kaldım neredeyse. Neyse, tamamladın mı bari? Tamam olmaz mı abi, hepsini toparladım. İyi o zaman.
Kalkın arkadaşlar. Action zamanı. Gidiyoruz. ...25'lik verir misin? Bizde. Bu sene kesin şampiyonuz. Gene çok da. Yok ya. Buyurun beyler. Elektrik arızadan ana santrali kontrole geldik. Arıza talep kağıdınız yanınızda mı? Evet. Bilgi Hanım'ın talebi. Elektrik arızadan geldiler. Bilgi Hanım'ın talep formu var. Buyurun. Kesin şampiyonuz ya. Ne diyorsun? Ya bak. İşinizi çabuk hallediyorsunuz. Tamam abi. Sağ ol. Para aktarımından sonra konuşalım. Tamam abi. Sen şimdi uza biraz bakayım. Hadi. Kim varmış burada? Faruk Bey. Faruk Bey. Korktum. Siz misiniz? Merhaba. Gerçekten korkutuysam çok özür dilerim. Hayırdır? Niye bekliyorsunuz burada? Yolu kaybettim. Sizi bekliyordum yolu sormak için. Ben kim? Ne güzel. Yolu tarif etmeden önce odamda bir şeyler içelim mi? İçelim de önce tarifi alsaydım. 8. Tarif kola. Buyurun. Buyurun efendim. İşte benim odam. Aa, çok güzelmiş. O zaman ben bir içki hazırlayayım. Rica ederim, ben hazırlardım canım. Olur mu hiç öyle şey Faruk Bey? Yani inanın elimde değil Faruk Bey. Genç ruhum izin vermiyor. Geyşe ruhu ha? Böyle hep hizmet etmek istiyor. Hadi bakalım. Çin çin. Çin çin. Anahtarı aldım. Operasyona başlayabiliriz. Tezcan. Tezcan. Efendim abi. Sıra sende oğlum. Tamam abi. Şimdi hazırız. Sen gidebilirsin kardeş. Siz yeni misiniz? Ha, bugün başladım. Bana bilgi gelmedi, ben bir sorayım. Birader, ben Bilgi Hanım var ya bakın, ben onun yeğeniyim. İstiyorsanız bir el sallayın da işinizden olmayın. Hayırlısı olsun. Sağ ol kardeşim.
Kami. Sıra sende. Hazırız çocuklar. Ben hazırım. Faruk Bey siz ne yapıyorsunuz? Sizin bayılmış olmanız gerekiyordu. Bayılıyorum ama sana. Ha? Gel kız buraya. ama ben sizin arkadaşınızın aşkıyım. Yemişim arkadaşının arkadaşını. Gel buraya kız. Geçme. Şimdi. Kesin. Operasyon başlıyor abi. Sana kapı. Ya Selim abi kapı elektrikliği açmıyor. Ne yapacağız? Bir dakika abi. Şişt, Kamil. Kim o? Kapıyı aç oğlum, benim teyzem. Nereden bileyim ben senin teyzen olduğunu? Parolayı söyle. Kamil, hayal etmeyin lan beni. Aç şu kapıyı. Okey Selim abi. Allah'tan Selim abi konuştu, yoksa tanımayacaktım teyzen ha. Parola ha, ben sana soracağım parolayı. Şşş, hadi oğlum, elbisi çabuk götürün hadi. Kamil, bu mu yaptın bomba? K4 su bombası. Halis muhlis Çin malı. Şimdi siz şöyle kaçalım da üstünüze su şişlemesin. Ay ne azgın adammış. Canımı zor kurtardın vallahi. Ne gülüyorsun? Elini çabuk tut Kamil. Kablo kısa. Hadi açacaksan aç artık şu kapıyı. Ses çıktı mı abi? Aferin lan oğlum. Açtın kasayı. Çabuk paraları toparlayalım. Askerler, askerler. Hadi toparlayın, alabildiğiniz kadar. Herkes alabildiği kadar alsın. Hadi yeter bu kadar. Yürüyün, yürüyün. Çıkıyoruz. Selamun aleyküm. Bol şans abi. Teşekkürler oğlum. Yakalayın hırsız var! Ne? Hırsız mı var dedi? Ulan ne yapacağız şimdi? İnsan 5 yıldızlı bir otelde jeneratör olabileceğini düşünemez mi? Zeki! Ne alakası var be? Tam kaçıyorduk, karı bizi ihbar etti. Ulan şoklar, bir durun da. Olan oldu. Şimdi edecek onu düşünün. Ben buldum. Sal yapıp kaçalım. Yok yani, buradan memlekete kadar yüzemeyiz diye ben şey dedim yani, öyle dedim ama zaten bir daha demem.
Berat, bu rezaleti hemen bu gece halledeceksiniz. O zibidileri adadan uçmadan yakalayın. Gömelim mi abi? Gömün. Efendim, bence bu meseleyi daha fazla büyütüp otelin güvenilirliğini sarsmasak? Ne güvenilirliği Bilge Hanım? Adamlar göz göre göre kazinoyu soymaya kalktı. Rezil olduk zaten olacağımız kadar. Ben size söz veriyorum, bu konuyu basına sızdırmadan halledeceğim. Hem nasıl olsa parayı da kurtardık. Doğru söylüyorsun. Peki, hallet bakalım. Arkadaşlar, bir adaya düşseydiniz yanınıza alacağınız üç şey ne olurdu? Kamil, hı? Seni almayacağımız kesin. O Faruk denen mafya var ya, adamlarını peşimize takmıştır şimdi. Gelsinler oğlum. Gelsinler, gelecekleri varsa görecekleri de var lan. Yeter ulan, yeter! Kesin sesinizi. Yok yok, biz kaçış planını planlıyorduk da burada. Uzatma. Hiçbir yere kaçmıyoruz. Benim adım Rakis Selim. Tabii. Ölürüm de dönmem. O işi bitirmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Bu gece kalacak bir yer bulmamız lazım. Şurada bir motel var. Bu gece orada kalırız. Hadi yürüyün. Arkadaşlar yırttık. Bakın, bizim otelden bahsediyor gazeteler. Ne yazıyor ya? Ünlü. K. Kaya. Ünlü Kaya. Aa. Ya Kamil, sabah sabah bir gazete okuyacaksın. Aklımızı alma be kardeşim ya. Ünlü Kaya Artemiz Otel'de soygun tatbikatı yapıldı. Kasinodaki müşterilerin bilgisi olmadan yapılan tatbikatı büyük paniğe neden oldu. Bak bak, kurnazlara bak. İşi nasıl tatbikata çevirmişler. Ha? Peki kazinoyu kim soymuş? Onda yazıyor mu tezcan? Henüz belli değil Kamil. Belli değilmiş. İşte banka aracımız da geldi. Her cuma hasılatı 14.30'da alır ve bankaya götürür. Götürdüğü hasılata gelince 6 ile 8 milyon dolar arasında. Ancak bu işi burada yapamayız. Nasıl yapacağız abi? Bankayla otel arasında bir yerde.
kahretsin lan! Belanızı ver! Araba çarptı lan! Yürü! Arkadaşlar, herkes dağılsın. 10 dakika sonra sahilde buluşuruz. Dağılın! Nerede? Nerede teknemiz? Nerede tekne? İşte burada abi. Tekne bu mu lan? He he. Oğlum bu kayık Zeki. Biz bununla mı döneceğiz İstanbul'a? E ne bekliyordun abi? Küçücük çalının altından koca şilep çıkacak değil ya. Recep kaptan yanınızda. Ben abi onunla okyanusu bile geçerim. Hem yelkeni bile var. Hadi kardeşim bir an önce indirelim denize. Birazdan Selim abi gelir hadi. Ondan sonra da ver elini Türkiye. Gemilerde talim var. Bahriyeli yârim var. O da gitti seferende talihsiz başım var. Hani benim Recep'im, Recep'im sarıdına vereceğim. Almazsak karakola gideceğim. Allah! O da gitti sefere, ne talihsiz başım var. Hadi benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. O da gitti sefere, ne talihsiz başım var. Hani benim Recep'im... Kamil, bir sus istersen artık ya. Ay kırıyorum lan dünyaya. Bence neden sevdim lan? Gönülden sevdim. Şimdi benim kardeşim bir torba dolaştıracak. Herkes parasını, mücevherini, değerli eşyasını o torbanın içine atacak. Arkadaşlar kontrol kartı da olur. Lan bu Peştu değil mi lan? He he da odu. Peştu abi. Baba ne haber? Yürü lan yürü. Hayırlı yolculuklar abi. Yürü yürü abi. Yürü lan. Ya. Ama. Oh. Vay vay vay. Peştu abi ne haber? Hayret. Ya siz nereden çıktınız? Ya Peştu abi biz de sandık ki uçağı kaçırıyorsunuz ya. He kaçırdık. Yapma ya. Kadro sen ne bekliyorsun? Git ganimeti topla oğlum. Arkadaşlardan da alayım mı ağam? Yok. Onlar yabancı değil. Sen milletten topla hadi bakayım. Şey bizde yok. Şimdi de Kıbrıs'ı fethettiyiz öyle mi? Uy. Fetih mi? Ulan fetih kim, biz kimuk be? O zaman tatile gittiniz. Yok be Peştu, ne tatili? Bu sefer fena mantarladık. Peştu abi, soyulduk biz, bizi soydular. Siz tatile gittiniz, onlar sizi soydular, he mi? Yok, öyle değil. Biz soyguna gittik ama biz soyulduk. Kim soydu lan sizi? Ver lan çantayı. Ver lan çantayı. İndirin lan uçağı. İndirin. İşte abi bu herif bizi soydu. Geç lan. Salak. Çanta da para dolu. Yakışıyor mu sana Selim? Yakışıyor mu bu yaptıkların? Bir de sana abi diyoruz be. Bak hala abi diye hitap ediyorum ha. Hani 50-50 idi muhabbet? Hani beraber umreye gidecektik hemşerim? 10 milyon doları sizin gibi salaklarla mı paylaşacaktım lan? Benim var ya. Siktir ha.
Geç içeri. Üf, abi ayıp oluyor bağırıyorsun esnafın içinde. Olmaz. Geçin lan. Lütfen. Seni tanıdığım sanmıştım. Bilgeciğim. Ama yine yanılmışım. Ekmek Musaf çapsın arayacaktım. Lanet olsun senin gibi babaya. Utanmıyorsun değil mi? Hani bu işten sonra evlenecektik? İstanbul'a dönünce seni de arayacaktım aşkım. Bu Ayşin abi, sevgilisi. Rakı Selim, sen bittin birader. Aşağı inince göreceksin. Topuğuna sıkmazsam topuğuyum. Otur lan aşağı. Otur lan. Bu da Sebo, mahalleden. Selim'in yancısı. Ne oluyor lan orada? Pestu, pilotlar korkudan bayıldı. Hı? Korkmayın, korkmayın. Otomatik pilot diye biri kullanıyormuş uçağı. Şimdi patlatırım bombayı, çakarım uçağı yere ha. Ver şu çantayı bana, ver. Birader, istersen parayı kırışabiliriz ha. 50-50 yani. 50-50 yok, geç yere, geç otur. Alo, paraşütler hazır mı? Hazır Peştu. İyi o halde gidiyik. Peştu, hepimiz kardeşiz o. Bize de ufak bir güzellik yaparsın be abi. Ya hepimiz kardeşiz. Onu dükkanı patlatırken düşünecektiniz. Yiyin, yanınızdakine geçirin. Çok tatlı şekerdir. Hadi bakalım. Happy nice trip. Hepinize iyi tripler. Telaşa gerek yok. Ben sivil polisim. Şimdi onları yakalarım. Hiç merak etmeyin. Adam atladı lan paraşütsüz. Aranızda uçak kullanmayı bilen var mı? Bacım hayırdır? Pilot kalp krizi geçirdi, düşüyoruz. Selim abi, düşüyoruz. Hadi lan, düşerse düşsün. Parayı da düşürdük. Selim abi, sen harbiden şerefsizmişsin be. Pardon abi. Kamil yürü, düşüyoruz. Ha? Ha? Lan nereye gidiyorsunuz? Şişt, pilot abi! Pilot abi! Pilot abi! Zeki, tutma şunun ayaklarından. Alayım ben bunu buradan. Kule konuşuyor, kule. Kule konuşuyor, kule. Kim konuştu lan? Kule arıyor, kule. Alo, kimi aradınız birader? Sizi aradım. Beni duyabiliyor musunuz? İskender abi sen misin? Ben havalimanı kule direktörüyüm. Pilotların durumu nasıl? Ha, iyi iyi. Kalp krizi geçiriyor pilotlar, tamam. Hiç panik yapmayın. Yok yok, yapmayız birader. Siz de panik yapmayın. Yalnız uçağın önü biraz aşağı indi, uyandırayım ha. Panik yok, no problem. No 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 no. Umarım yere çakmazlar uçağı. Çakmazlar, çakmazlar. Kamil, Zeki, sessiz olun, kuleyle konuşuyorum. Otomatik pilotun durumu nedir? Otomatik pilot, yani otomatik pilot şu anda burada yok abi. Nasıl biriydi kendisi? Çok kötü, bütün pilotlar devre dışı. Yapacak bir şey yok. O konuşan indirecek uçağı. Söyle ona sakin olsunlar. Düşürmeden indirsin. Uçağı birlikte indireceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşılmasına da abi. Yalnız bende ehliyet yok, onu uyandırayım. Hiç sorun değil. Önce herkese emniyet kemerlerini bağlamalarını söyleyin. Olur abi. Devlete karşı saygımız sonsuz abi.
Zeki, ha. Git içeriye söyle herkes emniyet kemerini bağlasın. Tamam abi. Tamam, merak etme. İnecik. Recep abi. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Uçağı biz indiriyoruz. Sakin olun ya. Hamit abi, bir müzik yap da moral olsun ya. Hadi Recep abi. Gel. Efendim, hepinize hayırlı yolculuklar, iyi uçuşlar diliyorum. Evet. Emniyet kemerleri tamam abi. Kemerler tamamdır kule. Yar yandım. Karenin bedenleri yar yandım. Koy beni bedenleri. Şuna bay yavrum, şuna bay bay. Koy. Şimdi Tezcan Bey, uçağı otomatik pilottan çıkarmamız gerekiyor. Tamam, çıkaralım. Önünüzde bir düğme olacak. Burada 1000 tane düğme var, hangisi acaba? Tezcan, bu düğme olabilir mi acaba? Tamam, bulduk düğmeyi. Basın o düğmeyi. Bas canım. Kule bir maruzatım olacak. Galiba düşüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen önünüzde bir lövye olacak. Lövye ne lan? Lövye, lövye ne lan kule? Direksiyon yani. Ha, direksiyon desene be kardeşim ya. Şimdi direksiyonu kendinize doğru çekerek uçağı dengede tutmaya çalışın. E tamam, tutuyoruz. Öyle aşağıdan konuşmak kolay tabii. Allah Allah, gel ulan gel. Şimdi solunuzda bulunan grup halindeki düğmelere basın, sağınızda bulunan gaz kolunu itin ve pedallara basarak lövyeyi ileriye doğru itin. Efendim? İt. Hemen solunuzda bulunan grup halindeki düğmelere basın, sağınızda bulunan gaz kolunu itin ve pedallara basarak lövyeyi ileriye doğru itin. İt. Lövye mi? Aşağı kadar, aşağı kadar. İt. Tezcan it! Ulan Kamil sen! Kaptan! Kaptan! Ulan bu kadar hızlı sürülür mü lan? Kaptan! Geldim ulan geldim. Panik yapmayın. Kalk ulan oradan. Kalk! Başıma ne geldiyse sizin yüzünüzden geldi. Ben pilot Değmen Salih Uçarı. İniş izni istiyorum. Memnun oldum Teğmen'im. Nihayet uçakta bir pilot varmış. Allah'a şükür. İniş izni verilmiştir. Başarılar. Allah razı olsun. Hadi bismillah. Abi, iyi misin abiciğim? Kardeşim. Hadi abi indik gel. Gel Zeki, kabin basıncım düştü. Tamam abi geç. Bak bakayım kaç. Gel bakayım abi. 12.8.
atladım arkalarından. Allah'tan paraşütün tam üstüne düştüm, apar topar yakaladım onları. Bu sizindi sanırım. Yok abi yok, bizde bir alakası yok. Tamam, ben bunu alayım. Selim abi. Bu parayı nasıl çıkaracağız buradan ya? Oğlum, koskoca uçağı indirdik. Bu da utanmadan bizi mi arayacaklar? Yürüyün lan. Birer kahramansınız. Yolcuların hayatlarını kurtardınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Baba, bizi bir çekme. Heh? Çek baba. Kim? Ha? Ne o? Kaçıyor! Siz yine kaçıyorsunuz! Görüyor musunuz? Yakalarsınız!